astım hava yollarını döşeyen mukoza denilen zarların genetik ve çevresel tetikleyicilerle şişmesiyle hava yollarında daralma sonucunda meydana gelir. Son yıllarda sıklığı artmaktadır. Türkiye'de astım çocuklarda %5, erişkinlerde %6 oranında görülür. Astım tanısı için öncelikle hastadan iyi bir öykü alınması gerekir. Solunum yollarıyla alınan alerjenler, irritan maddelere duyarlı kişilerde nöbetler halinde öksürükler, ıslık sesi, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve öksürüğe yol açar. Yakınmalar gece veya sabaha karşı olabilir, kendiliğinden ya da ilaçlarla kısmen düzelir. Astım yaşam boyu süren bir hastalıktır. Yakınmalar genellikle belirli mevsim ya da ortamlarla ilişkilidir. Yakınmaların hiç olmadığı, hastaların tamamen normal olduğu dönemler de olabilir. Astımı tamamen yok etmek maalesef mümkün değildir fakat kontrol altında tutulabilir. Astım tedavisinde hasta eğitimi çok önemlidir. Sonra tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması, eşlik eden hastalıkların tedavisi ve son olarak da ilaç tedavisiyle bu hastalık kontrol altında tutulmaya çalışılır.